Dün gece Yahya Bey'in de bir sıkıntısı vardı. Dertleri değil ki. Her şeyle ayrı uğraşıyor. Ne yapsın? Ablaya sabaha karşı geldi. Erkek kısmının işine karışılmaz. Biz kendi işimize bakalım. Bilmemiz gereken bir şey olursa söylerler zaten. Müsaade et istersen. Ben yalnız gideyim geleyim. Arkadiye babamın çok değerli dostu. Bir gidip görüşelim, sonra tekrar beraber gideriz. Olur mu? Sen nasıl istersen. Ayrıca dışarıda başka işlerimi de halletmem lazım. Elimizde kalan paranın bir kısmını bozdurmamız gerekiyor. Hani dokunmayacaktık o paraya? Şimdilik. Buna mecburuz. Burada uzun süre kalamayacağımızı biliyorum. Elimizdekilerle de ne kadar idare edebiliriz ki? Bilmiyorum ne yapabilirim. Ama herkes çalışmaya çabalıyor. Belki ben de piyano dersi verebilirim. Ya da dikiş dikerim. Sana kumaşlar alacağım. Dikişler dikeceksin. Ama kendin için. Sen hiçbir şey dert etme. Ben her şeyi halledeceğim. Beni üzmek istemiyorsun. Ama benden bir şey saklamanı istemiyorum Seyit. Zor durumda olduğumuzu biliyorum. Endişeye gerek yok. Hem Güzide Hanım'la çok iyi arkadaşlık kurabilirsiniz bak. Hı? Mesela eğer uygunsa otelde sabahtan akşama kadar birlikte vakit geçirebilirsiniz. Olabilir. En azından sen de akşama kadar odada kapalı kalmış olmazsın. Ben de işlerimi bitirir bitirmez akşam senin yanına gideyim. Düşürdün mü yoksa? Ben aşağıya sorarım. Buralarda bir yerdedir mutlaka. Şura. Otel çok karışık. Ortalarda tek başına dolaşma, tamam mı? Sen beni merak etme. Odada kalsan bile kapıyı kilitlemeyi unutmuyorsun. Benim için endişelenme. Sen asıl elindeki o çantayla kendine dikkat et, tamam mı? Sen beni merak etme. Sen kendine dikkat et yeter, tamam mı? Seni seviyorum. Seni seviyorum.